Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kenar örneği yapacağım. Küçük, ince bir örnek, her şeye yakışacak. Elimizin altında bulunacak bir örnek. Önce şöyle zincirimi çekeyim. İki tane zincirimi çektim. Örneğimi şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Köşemi de yapayım diye buradan başladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Önce buraya batıyorum. Şöyle bakın, sonra buraya batıyorum. Buna benzer örnek yapmıştım, belki aklınızda kalmıştır. Şöyle çektim, 1 2 3 4 zincir ve araya batıyorum. 1 2 3 zincir, önce buraya, şöyle, sonra buraya. Ondan sonra ikisini bir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir ve araya batarak devam ediyorum. Pardon. Önce buraya, sonra buraya. İkisini bir çektim. Arkadaşlar 1 2 3 zincir, pardon 4 zincir, araya battım ve pimpiriğimi yaptım. Üç zincirimi çektim. Bakın buraya batıyorum ve bir de tepeye batıyorum. Şöyle içinden geçirdim arkadaşlar. Çekiyorum şöyle. Bakın köşemi oluşturdum. 1 2 3 zincir. Önce buraya, sonra buraya batarak bakın ikisini bir çektim. Köşemi de oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi 2 3 zincir. Önce buraya, aynı yere buraya derken, sonra karşıya arkadaşlar, birazcık daha ileriye batayım, şöyle ikisini bir çektim, 1 2 3 4 zincir ve araya batıyorum, 3 zincir çektim, aynı yere batıyorum, karşıya batıyorum, şöyle ikisini bir çektim, 1 2 3 4 zincir ve araya batıyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle hem köşemiz gayet güzel oldu, hem de örneğimiz böyle tek sırada devam ediyor. Bu örnekler arkadaşlar, ördüğünüz bluzlerinize, patiklerinizin ondan sonra uçlarına, kepiyelerine bu örnekler çok yakışıyor. Bir de aynı zamanda tığlama işi dikiş yerine de geçiyor. Dikiş atamıyorsanız, eğer dikiş dikemiyorsanız, böyle bir beziniz, örtünüz varsa, bundan aynı zamanda dikişinizi de yapmış oluyorsunuz. Çok kullanışlı bir örnek bunlar arkadaşlar. Peçete kenarı, bazen battaniyelere, ondan sonra havlu kenarlarına yapabilirsiniz, istediğiniz her şeye, ördüğünüz bluzlerinize, kenar gerektiren, küçük hafif kenar gerektiren yerlere bunu gayet güzel kullanabilirsiniz. Birazcık yağ yapacağım, bir iki tane daha bütünlüğünü gözüksün diye. Pardon. Şöyle buraya aynı yere batıyorum ve bir de karşıya batıyorum. İkisini bir çekiyorum, ikisini de bir çekiyorum. Evet. Şöyle bütünlüğünü görelim diye istedim, o yüzden buraya kadar yaptım. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından da göstereyim. Gayet şık ve güzel bir örnek oldu. Örnekleri ben çok değer veriyorum, önemsiyorum daha doğrusu. Çünkü her zaman lazım oluyor böyle örnekler.
elimize de geçmiyor, bulamıyorum bazen. Böyle olduğu zaman hemen örneğini çıkartıp sizinle paylaşıyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.